Fabrikanın zilleri çaldı çalacak. Fabrikanın zilleri çaldı çalacak. Yar çıkıp yine benim aklım alacak. Yar çıkıp yine benim aklım alacak. Sanma bu dünya sana batı kalacak. Sanma bu dünya sana batı kalacak. Derd ola, derd ola, derd ola der. Sözlerim sana yar, derd ola der. Derd ola der, derd ola der. Derd ola der, derd ola yere vuruldum, ağladım, sızladım, yere vuruldum. Gelenden, geçenden ben seni sordum. Gelenden, geçenden yar seni sordum. Derd ola, derd ola, derd ola der. Sözlerim sana yar, derd ola der. Derd ola der, 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 derd ola der. Seninle birlikte olmayan bir hayatı düşünemiyorum bile Ömer. Bütün benliğimi öylesine sarmışsın ki. Biri çıkıp bana dünyada en çok kimi seviyorsun desin, hiç düşünmeden Ömer'i derim. Bir de anne. Benim için öyle büyük acılara katlandı ki. Bugün bile hala tek düşüncesi benim Mesut olmak. Mesut olacaksın Fatma. Sen buna layıksın çünkü. Seni ve anneni mutlu görmek beni dünyanın en bahtiyar insanı yapacak. Sahi evlenince annemi de yanımıza alacak mıyız? Buna sevinir misin? Hem de çok. Sen ve o en çok sevdiğim insanlarsınız. Sizinle bir arada yaşamak. Sen nasıl istersen öyle olacak Fatma. Seni mutlu görebilmek için yapamayacağım hiçbir şey yoktur. İnan bana. Sana inanıyorum. Seni çok seviyorum Ömer. Seni bir gün kaybedersem, bilmiş ol ki canıma kıyarım. O ne biçim söz Fatma? Beni neden kaybedecekmişsin? Bilmiyorum Ömer. Zaman zaman içime bir korku düşüyor. Sanki hiç... Bırak şimdi bunları. Endişelerin yersiz. En kısa zamanda gelip seni babandan isteyeceğim. Ben işte ondan korkuyorum Ömer. Neden? Babamdan. Merhaba ağalar. Selam i̇şte dinle. Bizden bu kadar arkadaşım. Sökül bakalım arpaları. Biz bu işi bu kadar biliriz. Hadi var mı heveslisi? Ne o, Çamur Kazım, bugün pek niyetli görünmüyorsun ha?
Ben tavlayı ustasıyla oynarım oğlum, çoluk çocukla değil. Geç karşıma da çoluğu çocuğu göstereyim sana. Unutma ha, boyunuz kulağa her zaman geçer. Var mısın 20 kağıdına? Bırak şimdi de kaşınma. Geç karşıma da kaşınmayı göstereyim sana. Aynesi iştir kişinin. Kalk şöyle, kalk bakayım Koreli. Kalk. Lafa bakılmaz. Benim bileğim konuşur oğlum. Yok canım, sevsinler. Önce çıkmışını uçlan bakalım Kadir'e. Kaçıyor muyuz oğlum? Bugüne kadar kimin 40 parası kaldı? At bakalım sarını, at. Bekir yok mu? Bekir abi imtihanda. Ne imtihanı? Dükkana yeni bir parça düşmüş. Dansözmüş galiba. Onun provasını yapıyorlar. Tamam kızım, işe alındım, bu gece başlarsın. Ne haber Baruk? Çoluk çocuk nasıl? Hadi bakalım pamuk eller cebe, 2-5 yaptık 40 kağıt eder. Dur be oğlum, kaçtık mı be? Hele bir nefes alalım. Bırak şimdi nefesi, bu numaraları çok gördük. Sen önce benim bankırı ver, sonra istediğin kadar soluklan. Merhaba Koreli. Eyvallah. Ne haber lan? Yine mi kestiniz çamur kağıdımı? Bırak be Bekir, üç kağıtçı bunlar. Pul çalıyor, zar tutuyor, kaşlı göz arasında uyutuyor adamı. Yoksa ben onlara para kaptırır mıyım be? Ne kadar verdin? 40 kağıt ama daha vermedi. Cebinde akrep varmış, bir türlü eli cebine gitmiyor, anladın mı? Al bakalım, borcun çoğalıyor ama ha. Öderiz be Bekir, Allah bir gün bize de verecek elbet. Al bakalım, şu kalan onunla da bir 5 oynarım. Tamam Moruk, ey yavrum be, kısmet dediğin de böyle olmalı. Salla bakalım.
Yürü de yavrum yürü, ne haber? Çamur! Ha. Seninkiler artık mahallede de beraberler. Bari herif eve al da bitsin bu iş ha! Sana kaç kere söyledim lan o adamla görüşmeyeceksin diye ha? Ne olursun vurma, yazıktır yavruma. Yazıkmış, bana yazık değil mi be? Bütün mahalleye rezil etti beni. İnsan işine çıkamaz oldum. İstediğin kadar vur. İstersen öldür ama beni Ömer'den ayıramazsın. Birbirimizi seviyoruz, evleneceğiz. Seviyor, evlenecekmiş. Utanmasın zoruna bak be. Ulan kime sordun sen be? Ben müsaade ettim mi senin evlenmene? Ha? Ne olur bırak Kazım. Onun yerine beni döv, öldür ama ona kıyma. Bunlar hep senin başının altından çıkıyor zaten. Sen yüz veriyorsun. Gözünü aç hanım. Kızını dövmeyen dizini döver sonra. Söyle ona, bir daha Ömer denen o herifle görüşmesin. Yoksa bacaklarını kırarım. Benim mahalledeki şerefimi iki paralık etmeye hakkı yok. Ağlama kızım. Ne yapalım, kaderimiz bu bizim. Rahmetli baban sağ olsaydı böyle mi olurdu? Ağlama benim güzel kızım. Bunlar da geçer inşallah. Her gecenin bir sabahı vardır. Bıktım anne. Daha fazla dayanamayacağım bu adamın zulmüne. Sen olmasan bir dakika bile duramam bu evde ama. Seni çok iyi anlıyorum Fatma. Bırak artık ağlamayı. Bu gece her şeyi bitireceğim. Yeni bir hayat başlayacak bizim için. Nasıl? Biraz param biriksin, her şeyi daha rahat halledeyim diye düşünmüştüm. Ama artık beklemeye tahammülüm yok. Bu gece gelip seni isteyeceğim. Ömer! Artık evinin kadını, benim kadınım olacaksın. Kimse seni azarlamayacak. Kimse seni sabah karanlığında işe göndermeyecek. Yani ben evlenince çalışmayacak mıyım? Hayır yavrum. Niye şaşırdın bu kadar? Bilmem. Kendimi bildim bileli hep çalışırım. Bütün kazandığımı elimden alıp kumara, içkiye yatırır o adam. Bir çorap alayım desem kıyametleri koparır. Ben hepsine razıyken etmediği eziyet kalmaz. Bunların hepsi bitti artık Fatma. Hadi sil gözlerini yaşın. Yarın bizim için yepyeni bir gün olacak. Gene de korkuyorum ben Ömer. Neden? O adamın bir aksilik çıkarmasında. Hey aslanım be, koç gibi oldun. Sana kız vermeyecek adamın alnını karışlarım ben.
öyle heyecanlıyım ki anne. Seni istemeye geldikleri zaman böyle heyecanlı mıydın? Tabii kızım. Sevgi heyecan demektir zaten. Beni istettiği gün rahmetli babana vermeyecekler diye ödüm kopmuştu. Ah, ne çok severdik birbirimizi. Bu günleri görebilseydim. Geldiler galiba. Hoş geldin. Köşke o, rahatsız olma Kazım. Nasıl, keyfin yerinde mi? Sayende her şey tamammış. Allah kesene bereket versin. Yeni dansöz de bir işim sunuyor. Tam ağzına layık. Amca! Ne var lan? Evden seni istiyorlar. Fatma ablan misafir var, çabuk gelsin dedi. Misafir mi? Bizim evde misafirin ne işi var oğlum? Kimse gelmez ki bize. Bilmiyorum, öyle dediler. Peki, peki, geliyorum. Adamın dalgasını taşlamak diye buna derler işte. Bu alem bırakılırdı, eve gidilir mi? Bir bakayım da hemen sepetler gelirim. Benim evlenecek yaşta kızım yok. Hem olsa bile senin gibi soyu sopu belirsiz birine kız vermem. Neyine güvenip de kız istemeye geldin sen? Benim soyum sopum belli Kazım efendi. Onlar için kimseye laf ettirmem ama Fatma'nın babalığı oluşunuzdan ötürü size saygı duymak zorundayım. Neyime güvendiğime gelince, namusuma ve iyi niyetime. Benim karım olunca Fatma'nın durumu herhalde bu kadar kötü olmayacak. Ne varmış Fatma'nın bugünkü durumunda? Ha? Aç değil, çıplak değil. Bugüne kadar onu iyi yaşatmak için çalıştık. Elbette mürüvvetini görmek isteriz. Ama senin gibi bir züğürte vererek değil. Kızı kendi haline bırakırsan, ya davulcuya, ya zurnacıya varır diye boşuna söylememişler. İşte bak, kızın kendi gibi bir çıplağı bulmuş. Allah bilir ya, sana kalsa hemen verirsin. Verirdim tabii. Sana geldiğimiz günden beri, kızım gün mü gördü? Okula bile yollamadım. Çalışsın, eve para getirsin diye, çocuk yaşında kızımı fabrika kapılarına sürdüm. Getirdiği parayı da kumara, içkiye verdim. Kurtulacaktı bunlardan. Hem Ömer'i çok seviyor o. Ne? Sen bunu biliyor muydun? Evet Kazım, biliyordum. Fatma'nın Ömer'le evlenmesini istiyorum. Ben onun öz anasıyım. Herhalde üstünde daha çok hakkım vardır. Ben hakmak tanımam hanım. Fatma'yı zengin, çok paralı birine vermek istiyorum. Bu yaştan sonra bize bakacak, rahat yaşatacak birine. Hayatta son şansım o benim. Sonra? Sonra
Heriflere bir defol çektim ki neye uğradıklarını şaşırdılar. Ondan sonra karıya ve kıza bir dayak. Akılları başlarına gelmiştir herhalde. Bundan sonra bizim eve kız istemeye zor adam gelir. Ya. Ne demek istiyorsun yani? Mesela biz gelsek gene kovacak mısın? Amma yaptın be Bekir. Sen kendini o çulsuzla bir mi tutuyorsun? Bu saate kadar evden çıkmasını bekledim. Yoksa imkanı yok, pazar günleri sokağa bırakmıyor. Artık dayanamayacağım Ömer. Hele sen gelip istedikten sonra iyice çekilmez oldum. Anneme de bana da yapmadığını bırakmıyor. Dün ev kirasını vermek için aldığı haftalığımı da kumara yatırmış. Zavallı yavrum benim. Biraz daha sabret Fatma. Belki adam fikrini değiştirir, yola gelir. Terinle duanla almak istiyorum seni. Yoksa bugün kaçırırdım. Gelmez miydin? Gelirim Ömer. Seninle cehenneme bile gelirim. Sen ne istersen yaparım. Şimdi yürü de giderim ama... Annem... Demek gidersin ha! Gider mi? Ben sana bu adamla konuşmayacaksın demedim mi? Söyle! Kıza dokunma Kazım efendi! Vay vay vay! Şimdi de külan beylik taslıyorsun ha! Ağır ol bakalım! Hem mahallemizin kızlarını ayartıyor, hem de kabadayılık yapıyorsun, öyle mi? Hadi şu dayılığını bize de göster bakalım. Yürü bakalım eve! Seninle evde konuşacağız! Ömer! Yürü diyorum! Artık kolay kolay gelemez buralara senin hapki! Ömer! Yürü! Ulan Allah cezanızı versin! Üç kişi bir adamla baş edemediniz! Bu mu sizin dayılığınız?
Attığınız zaman mangalda kül bırakmazsınız. Bu sana son ihtarım olsun. Bir daha duyar veya görürsem... ...kırtır kırtır keserim seni. Yavrum, yapma. Bekle, beraber çıkarız. Olur. Senin dansöz de kıyakları be. Boş ver. Neden? Sen kadınları seversin. Hele böylesini hiç boş bırakmazsın. Bıktım bu tip karılardan Bekazım. Şöyle helal süt emmiş, el ayağı düzgün biriyle... Ne, evlenmek mi istiyorsun? Boş ver be yahu sen! Evet Kazım. Artık ben de bu çirkeflerin dışında temiz bir hayat istiyorum. Düşündüğün biri var mı bari? Var ama bilmem ki olur mu. Olur mu ne demek be Bekir? Sana varmayacak kız deli demektir. Neyin eksik? Maşallah aslan gibisin. Varlık desen... 20 kişiye padişahlar gibi bakarsın. Ben tanıyor muyum istediğin kızı? Belki yardımım dokunur. Tanıyorsun ya. Hem de çok yakından. Yoksa? Evet Kazım. Belki sana ters gelecek ama... ...ben yıllardır Fatma'yı seviyorum. Ama sana bir türlü açılamadım. Yarın akşam kızı istemeye gelecek. Yaşadık hanım. Başımıza devlet kuşu kondu. Bundan sonra hiçbir sıkıntımız kalmayacak. Daha bak, şimdiden bir tomar para verdi. Fatma yarından itibaren çalışmasın. Evinde otursun dedi. Sen şimdi durumu Fatma'ya anlat. Enayilik etmesinde kabul etsin bu işi. 40 yıl beklese Bekir gibi koca bulamaz. Bana kalırsa çok yanlış düşünüyorsun Kazım. Bekir'in parası pulu olabilir ama Fatma'ya koca olamaz. Yaptığı kirli işleri, çevirdiği dolapları bilmeyen mi var? Bile bile Fatma'mızı ateşe nasıl atarız? Şimdiye kadar bekardı. Evlenince akıllanır. Hem bana söz verdi. Sen de içtiğin iki kadeh rakının hatırı için... ...onun sözüne inandın değil mi? Hayır Kazım. Olmayacak bu iş. Göz göre göre bir hicik kızımı yakamam ben. Konuş alt! Git şimdi konuş onunla. Ve yarın akşam için hazırlık yapın. Al şu parayı.
bana karşı gelirseniz içinizi de keserim, bilmiş olun. Bekir'e söz verdim. Benim şerefimle oynayamazsınız be! Hiçbir şey söyleme anne. Hepsini duydum. Ama olmayacak bu iş. İsterlerse beni assınlar. Ama Bekir'in karısı olmayacağım. Evlenecek misin onunla? Ne? Kiminle? Kazım'ın kızıyla. Ne gülüyorsun? Bu akşam konuştuklarınızı duydum. İnkara kalkışma. Ben de seni aklı başında bir kadın bilirdim be Leyla. Kazım'la gırgır geçtiğimizin farkında değil misin? Yani o kızı sevmiyor musun? Beni hala anlayamamışsın. Senden başka kimseyi gözüm görmüyor. Bir şey öğrenebildin mi? Fatma niye işe gelmemiş? Söylesene. Şey abi, Fatma işten ayrılmış. Neden? Bekir'le evleniyorlarmış. Dün gece söz kesmişler. Geldiler galiba. Ben odama çıkıyorum. Sakın beni çağırmayın. Gelmem. Buyur Bekir. Şeref verdin.
Bizim Karaoğlu. Buyurun. Fatma nerede? Odasında. Hı. Rahatsız biraz. Buyur buyur. Otur, otur şöyle. Otur, otur. Kusura bakma, evimiz biraz fakirdir. Rica ederim. Öyle bir düğün yapacağım ki bütün semt halkı parmak sıracak. Büyükçe bir apartmana taşınır. İsterseniz hep birlikte otururuz. Sağ ol be Bekir. Seni bizim başımıza Allah mı gönderdi? Nişan ve düğün tarihini yerini size bırakıyorum. Fatma'ya sorun. Düğünü hangi salonda isterse orada yaparız. Masraftan çekinmeyin. Artık bana müsaade. Dükkana gitmem lazım. Ben de seninle geleyim. Teferruatı konuşuruz. Hadi Allah'a ısmarladık anne. Fatma'ya selam söyleyin. Kendine iyi baksın. Eğer isterseniz doktor göndereyim. Yok, zahmet etmeyin. Biraz dışarı çıkacağım anne, şimdi dönerim. Bu saatte ne işin var kızım? Ömer gelmiş anne, dışarıda bekliyor. Onunla konuşmam lazım. Ya bir gören olursa kızım? Allah korusun, ikinizi de öldürür o adam. Umurumda değil anne. Herhalde ölmek Bekir'in karısı olmaktan daha iyidir. Ömer! Fatma! Duyduklarım doğru mu Fatma? Evet, kurtar beni Ömer! Ne olur bir çare bul Ömer! Kaçalım mı? Nereye? Sen çabuk eve git! Sözlümü ayartırsın ha? Kazım efendi. Ben öldürmedim. Boşuna inkar etme Ömer. Bu adamlar yalan mı söylüyor? Kavgayı görünce koşup ayırmak istedik. Ama gözü dönmüştü. Kazım'ı vurduktan sonra bize de saldırdı. Korkup kaçtık. Namussuz yalancı! Götürün! Ömer! Ben hiçbir şey yapmadım Fatma. İnan bana. Thank you.
Aman uzun olur da bizim elin kavağı, hele kavağı. Amanın uzun olur da bizim elin kavağı, anam kavağı. Balar bağladım da kara çıktı bu yavrumun duvağı. Aman aman, ben edim aman. Getirin tüfengimi de bu kar tal vurayım, hele vurayım. Aman getirin tüfengimi de bu kar tal vurayım, hele vurayım. Vala benim yarim de sen kalk ben yerine öleyim. Aman öleyim, aman aman, ben edim aman. Bilmiyorum Fatma. Şimdilik bütün deliller aleyhimde. Mahkemede ne olur bilemem. Fena yaktılar beni. Fare gibi kapana kıstırdılar beni. Sabırlı ol abi. Nasıl olsa hakikat meydana çıkacak. Kurtulacaksın buradan. Onlara soracağım. Yaptıklarını fitil fitil burunlarından getireceğim. Yeter ki şuradan bir kurtulayım. Üzülme Ömer. Biz daima seninle beraberiz. Ömrümün sonuna kadar da beklemem gerekse seni bekleyeceğim. Ah ulan tuzsuz Bekir. Nen var senin Bekir? Bir şeyim yok. Bir derdin var senin. Bana da söyleyemez misin? Ben çıkıyorum. Akşama dükkanda görüşürüz. Nereye? Çok sual sorma bana. Öldürmediğini ben de biliyorum ama kurtulması çok zor. Elinde bıçakla ölünün başında yakalandı. Lehinde bir tek şahidi bile yok. Ömer öyle çaresiz ki. Zavallı çocuk. Kazım belasını buldu bulmasına ama onun günahı neydi yarabbim? Merhaba. Nasılsınız Mahalle Hanım? Başınız sağ olsun. Ne kadar üzgün olduğumu bilemezsiniz. Geçerken şöyle bir uğrayayım, hatırınızı sorayım dedim. Rahmetliyi çok severdim. Böyle bir gününde ailesinin dertlerini sormak en birinci vazifemdir. Her ihtiyacınızı çekinmeden bana söyleyebilirsiniz. Getirdiklerinizi alın ve lütfen çıkın bu evden. Bizim kimsenin yardımına ihtiyacımız yok. Hele sizin asla. Bir daha sakın bu eve gelmeyin. Evimizin havasını kirletiyorsunuz. Thank you.
belalı herif olduğunu bile bile... Ne yapsaydım yani? Boynuna sarılıp teşekkür mü etseydim? Hayatta en çok sevdiğim insan onun yüzünden hapislerde çürüyor. Nasılsın Fatma? Bu durumda ne kadar iyi olmak lazımsa o kadar iyiyim Ali. Günler geçmek bilmiyor bir türlü. Yarın perşembe değil mi? Evet. Ömer abinin ziyaret günü. Durum hiç de ümit verici değil Fatma. Mahkemede bütün şahitler ve deliller aleyhimdeydi. Bekir ve köpekleri Allah'tan korkmadan öyle yalanlar söylediler ki... ...hepsini mahkemede boğmamak için zor tuttum kendimi. Üzülme Fatma. Seni üzgün görmek beni iyice kahrediyor. Biraz daha sabret. Adalet elbet bir gün tecelli edecektir. Sana söyledim Ömer. Ölünceye kadar da olsa seni bekler. Ama bu ayrılık, aramızdaki bu duvarlar, bu demir parmaklıklar... Hala yola gelmeyecek misin sen? Ömer'i beklemeye karar verdinse yazık olur sana. Çünkü en az 15 sene yiyecek. Boşuna çeneni yorma Bekir. İsterse 50 sene yatsın. Ama bir gün hakikat meydana çıkacak ve cezanı çekeceksin. Beni Ömer'den ancak ölüm ayırır. Demek seni Ömer'den ölüm ayırır ha? Sana bir işimiz düştü baba Reşat. Emret Bekir abi, senin gibi bir kabadayı için boynumuz kıldan incedir. Bu yarısı. İş bittikten sonra tamamını alacaksın. Peki, neymiş bakalım yapılacak iş? Felek sen ne felek sen, bağrım ettin elek sen. Felek sen ne felek sen, bağrım ettin elek sen. Aldın gül yüzlü yari, daha ne mi gerek sen? Elbet yüzün gülecek, bülbül güle erecek. Bu karanlık günlerin bir gün sonu gelecek. Ağla gözlerim, sızla gözlerim. Beni felek vurmuştur, yanar gezerim. Ağla gözlerim, sızla gözlerim. Beni felek vurmuştur, yanar gezerim. Bundan sonra şarkı söylemeyeceksin arkadaş. Bugün...
güne kadar kafamızı şişirdin, yeter be! Ne bakıyorsun, beğenemedin mi? Beğendim! Alo? Seni istiyorlar. Efendim? Benim abi Zeki. Söyle Zeki. Hesapların yanlış çıktı abi. Ne dedin anlamadım. Ömer'in yerine Reşat ölmüş. Ömer de ağır yaralı ilk yardım hastanesinde. Bu işte gene ben kazançlıyım Zeki. Üzülme sen. Reşat zaten bir sürü mikrobunuzu saklayan bir hastaydı. Öldüğü iyi oldu. Ömer'e gelince artık Sittin sene içeriden çıkamaz. Çok kan kaybetmiş. Kurtulması biraz da bünyesine ve iradesine bağlı. Gecenin bu saatinde hiç uğramazdın sen. Canım sıkıldı da. Bir şey mi oldu? Annen yok mu? Yok, komşuya geçti. Ne oldu Ali? Neden üzüldün? Hiç. Söyle, muhakkak bir şey var sende. Ömer abiyi hastaneye kaldırmışlar Fatma. Ne olmuş? Bir mahkumla kavga etmiş, bıçaklanmış. Sonra da hastaneye kaldırmışlar. Hangi hastanede? İlk yardım hastanesinde. Ben biraz evvel gittim. Yanına kimseyi almıyorlar. Hadi, hadi hemen gidelim. Onu görmek istiyorum. Şimdi olmaz Fatma. Hem daha kendinde değil. Sabah sana uğrarım, birlikte gideriz. Sana bunu söylemeyecektim ama... yarın ziyaret günü. Hapishaneye gidip bulamayacaktın onu. Şimdilik hoşça kal, sabah görüşürüz. Acaba?
Ayıp mı oldu? Nasıl? Dün akşam komşuya gitmiştim. Dönüşümde evde bulamadım. Aramadık yer bırakmadım, yok. Sen bir şey biliyor musun? Biliyorum. Hastaneye gitmiştir. Şimdi bulurum onu. Uyandı. Doktora haber vereyim. Ömer abi. Dur hemşerim, yasaktır. Bir dakika abiciğim, ne olursun, yalvarırım sana. Biricik abim o benim. Biraz müsaade et. Peki ama çabuk. Sağ ol. Geçmiş olsun abi. Çok şükür hayattasın. Bizleri çok korkuttun. Sağ ol Ali. Fatma nasıl? Fatma? Fatma gelmedi mi buraya? Yok. Gelecek miydi? Evet. Dün gece ben senin hastanede olduğunu kendisine söylediğimden beri ortada yok. Buraya geldi sanıp aldırmamıştım. Ortada yok mu? Nereye gitmiş olabilir? Bilmem. Yoksa o herif... Ha? Bekir. Bekir bir kötülük yapmış olmasaydı. Telaşlanma, bir şey yoktur inşallah. Buluruz. Yavrum, Fatmacığım. Bir de karakola haber verelim. Hemen bulurlar onu. Peki, şüphelendiğiniz Fatma'ya kötülük edebilecek bir kimse var mı? Şeyden şüpheleniyorum efendim. Bekir'den. Hangi Bekir'den? Tuzsuz Bekir, komiser bey. Fatma'da eskiden beri gözü vardı. Zaten Ömer abim de onun yüzünden hapislerde çürüyor ya. Geliyorum. Bekir nerede? Bilmiyorum. Gelmedi. İki gecedir eve uğramadı. Bekir nerede Zeki? Bilmiyorum abicim. İki gündür görmedim. Onun sağ solu belli olmaz biliyorsunuz.
Fatma! Ömer abi! Yaralısın abi, gel otur şöyle. Hemen gitmem lazım. Bu yara beni fazla yaşatmaz çünkü. Ölmeden evvel Fatma'yı bulmalı, o Bekir'i söyletip masum olduğumu ispat etmeliyim. Bu vaziyette nereye gidebilirsin abi? Hem nerede bulacaksın onları? Arayacağım Ali. Ömrüm yetene kadar arayacağım. Çabuk bana giyecek bir şeyler ver. Polis peşimde. Bekir nerede söyle? Bilmiyorum. Söyle diyorum. Söyle yoksa gebertirim. Bilmiyorum dedim. Biraz önce polis de aradı onu. Herhalde Fatma ile beraberdir. Nerede olduğunu bilsem senden önce ben parçalayacağım onu. Nerede? Söyle yoksa gebertirim, çabuk! Pendik'te Palmiye Oteli'nde. Fatma da yanında. Zorla söyletti. Otelin ismini verdim, yoksa öldürecekti. Kızma abi. Bir bakıma iyi etmişsin Zeki. İş değilse nereye gideceğini biliyoruz. Temizlemek kolay olacak. Anlamadım. Bunca bela arasında bir de onu mu temizleyeceğiz? Kafanı çalıştırsana. Ömer kızı bulursa halimiz fena. Bütün foyamız meydana çıkar. Kız kaçırma, ifal, Kazım'ın ölümü... Ömer'i de kızı da ortadan kaldırmalıyız. Siz ikiniz burada bekleyin. Yalnız dikkatli olun, herifin nerede olduğunu bilmiyoruz.
Aman uzun olur da bizim elin kavazı, hele kavazı. Aman elin kavazı, anam kavazı. Bala al bağladım da kara çıktı bu yavrumun duvarı. Aman aman. Ben edim aman.